Hadi bu sandalye oğlum da oturun hadi bakalım. Şoför. Sandalyeler silindi. Bismillahirrahmanirrahim. Okulumuzdan 4654 öğrenci mezun verdik. Şu anda 615 öğrencimiz, 56 yönetici öğretmenimiz ile eğitim öğretime devam ediyoruz. 86 mezun verdiğimiz 2015 yılında 4 yıllık ve 2 yıllık fakültelerimize yaklaşık 40'a yakın öğrencimizi yerleştirdik. Bunların içerisinden hem alan olan ilahiyat fakültelerine hem Türkçe öğretmenliği, tarih ve felsefe grubu olmak üzere değişik bölümlere yerleştirdiğimiz öğrencilerimiz bizlere
Aynen sizler de olduğu gibi onurla ve gururla okulumuzu temsil edeceklerine ümit ediyorum. Şimdi de Balıkesir Valimiz Sayın Mustafa Yaman Bey'in konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Allah'a şükür olsun ki bugün başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hem hükümette hem de bürokraside çok değerli mezunlar bundan sonra devam edecek inşallah. Tabii sadece şekilde değil, biraz önce Milliyetim Müdürümüz söyledi. 14 okulumuzda bir tanesi Kız İmam Hatip Lisesi. Sizlerin de sayesinde, bizler destek vereceğim ama sizlerin de sayesinde inşallah Kız İmam Hatiplerinin artmasını arzu ediyoruz. Henüz her ilçemizde lisemiz yok ama her ilçemizde ortaokulumuz var. Bina stokları açısından sıkıntılarımız var. Onlar da yine bizlerin, hükümetimizin ve sizlerin desteğiyle onları da çözeceğiz. Tabii bütün amacımız o eski kaliteyi tekrar yakalamak. İnşallah bütün gayretimiz bu. İşte genel müdürümüze bakanlık da biliyor. Bütün bakanlığın da gayreti o. Ben sözü fazla uzatmadan Allah sayınızı artırsın, Allah gücünüzü artırsın, dualarınızı kabul etsin. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben Balıkesir İmam Hatip Lisesi'nden 1965 yılında mezun olmuştum. Daha sonra Yüksek Lise Mensubu ve Hukuk Fakültesi okuyarak hayata atıldık. Şu anda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi, İslam Hukuku profesörüyüm. Dolayısıyla ilk eğitim aldığımız yer, ruh aldığımız, ilme başladığımız yer Balıkesir İmam Hatip Lisesi olduğu için burası bizim için çok önemli. Şimdi İmam Hatip Lisesi ile ilgili olarak benim en önemsediğim Ali Ulvi Kurucu Bey diye bir zat vardır. Medine Münevvere'de rahmetli oldu şimdi. O şöyle bir şey söylemişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun 15-18. Yüzyıl arasında 3-4 yüzyıllık döneminde medreselerde hem pozitif bilimler okutuluyor hem de dini ilimler veriliyordu. İki yönlü ilim tahsil ediliyordu. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nu dünyaya tanıtan, hakim kılan bu muhakeme gücü gelişen nesillerdi. Dolayısıyla İmam Hatipler'de de hem lise dersleri, lise kültürü veriliyor, bir o kadar da dini temel dersler veriliyor. İki tarafı da bilen, hem pozitif bilimleri izleyen, takip eden, bilen hem de İslami ilimleri temel olarak alan nesiller İmam Hatipler yoluyla yetişiyor ve buradan çeşitli fakültelere dağılarak ileride güzel hizmetler için hazırlanıyorlar demişti Ali Ulvi Kurucu Bey. Dolayısıyla bu anlamda İmam Hatip Liselerinin gerçekten önemli bir fonksiyonu var. Hem dünyevi bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, matematik, mantık gibi dünyevi bilimleri tahsil eden hem de bir o kadar temel İslami ilimleri alan nesillerin gerçekten yetişmesi önemli. İslam alemi için de bu önemli bir ufuk teşkil ediyor. Dikkat edilirse diğer İslam ülkelerin arasında da bu İmam Hatip nesli, yani hem dünyevi bilimlerin ihmal edilmemesi hem de İslami ilimlerin verilmesi önemli bir konudur. Ve gerçekten İslam aleminin önü açabilecek olan çalışmada, ilim çalışmaları bu yolu olabilir diye düşünüyorum. Ben Mustafa Dündar, Osman Gazi Belediye Başkanı. Bursa Osman Gazi Belediye Başkanı. Biz Batı Trakya'dan buraya geldik. Balıkesir İmam Hatip Lisesi Türkiye'nin köklü liselerinden. Bizler de parasiyatlı olarak burada okuduk. Orta birde buraya gelerek Batı Trakya'dan eğitimimize burada başladık ve liseyi burada bitirdik. Tabii burası bizim birçok şeyi, bilgiyi, sosyal kültürel birçok değeri burada almış olduğumuz bir yer. Burası hakikaten bir okul, gerçek bir okul. O yüzden bu yıl müdürümüz özel aradı, davet etti bizleri. Bizler de buraya katıldık. Yani bu atmosferi burada eski dostlarımızla, hocalarımızla, sınıf arkadaşlarımızla beraber paylaşmak güzel bir duygu. Tabii bizim Batı Trakyalılar yoğunluklu olarak Bursa'da olduğu için oraya dönerek orada yerleştik. Orada yuva kurduk kendimize. 22. dönem AK Parti milletvekilliği de yaptık. Milletvekilliği sonrasında belediye başkanlığı. Şimdi 2. dönem Osman Gazi Belediye Başkanıyız. Bu şekilde buraya ziyarete gelmiş olduk. Yusuf Cengiz, Balıkesir İmam Hatip Lisesi 1984 mezunlarındanım. Aynı zamanda şu anda Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü olarak 2 yıldan beri görev yapıyorum. Bugün bizim açımızdan çok güzel, çok neşeli bir ortam. Geleneksel mezunlar günümüz için buradayız. Her sene Ağustos ayının ilk haftasında pazar günü biz bu etkinliği düzenliyoruz. Öncelikli olarak daha önce okul müdürlüğümüz organizasyonunda bu gerçekleştiriliyordu. Bugün itibariyle
Sayın Valimizin, özellikle de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın Ahmet Edip Uğur Bey'in destekleriyle böyle bir organizasyon tertip ettik. Amacımız burada mezunların buluşmasını sağlamak. Balıkesir İmam Hatip Lisesi bir akademi hüviyetinde olan bir okul. Bunu mezunlar ve halkımız da bilir. Biz bu okul bahçesinde huzur buluyoruz. Sakinleşiyoruz. Manevi anlamda çok büyük bir doyum içindeyiz. Özellikle mezunlarımız bu bahçede, bu ortamda bundan önceki mezunlarla, daha sonra kendileriyle mezun olan ve kendilerinden sonraki mezun olan kuşakla birlikte bir araya geliyorlar. Ve bir anlamda köprü oluyoruz mezunlar arasında. Balıkesir İmam Hatip Lisesi'nin yetiştirmiş olduğu bugüne kadar birçok akademisyen, siyasetçi, siyaset bilimci, sosyal bilimci, fen bilimciler var. Bu bizim için, Balıkesir için, Balıkesir'in düşünce ve fikir hayatına çok önemli katkılar kazandırıyor buranın mezunları. Ve şu anda da iş dünyasında, siyaset dünyasında, eğitimde ve din eğitimi alanında da birçok faaliyetlerini buranın yetiştirdiği diğerlerin yaptıklarını görürüz, gözlemleriz. Balıkesir İmam Hatip Lisesi diğer okullarla kıyaslandığında bakın manzara olarak da görüyorsunuz. Uygulama camimiz var. Benim bir anlamda şu anda ben çocukluğumu yaşıyorum, geçmişe gidiyorum. Burada daha önce nostaljik olarak bir yıkılmış binamız var. Pansiyonlarımızla, İmam Hatip binalarımızla, eklentilerimizle burada mezunlarımızla bir buluşmak istedik. Bu hareketliliği, bu canlılığı bundan sonra da sürdürmek istiyoruz. Efendim bugün Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezunlarının toplantısı var. Sizin de katıldığınızı gördük. Sizi tanıyabilir miyim? Neler söyleyeceksiniz bugün önemiyle? Ben 1982 yılında Balıkesir İmam Hatip Lisesi'nde mezun oldum. Bu bahçede çok hatıralarımız var. Daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdim. Şu anda da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısıyım. Aynı zamanda İslam İlimler Fakültesi Dekanıyım. İslam hukuk alanında ihtisasım var. Ve her yıl bu toplantılarda buluşuyoruz ve bir hasret gideriyoruz. Eski hatıraları yad ediyoruz. Mezun olduktan sonra hiç görüşmediğimiz arkadaşlar var. Onlardan bazıları denk geldi. Şimdi onlarla biraz daha fazla hasret gidereceğiz inşallah. İyi günler dilerim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İsmim Raşih Erkul. Şu anda Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Bölümünde öğretim üyesiyim. Her yıl bu toplantılara katılmak yürekten beklediğim bir olay. Bugün de Allah nasip etti katılıyorum buraya. Tabii her şey gibi bize değişiyor, çevre değişiyor, insanlar değişiyor. Mesela bizim ders yaptığımız binamız yok, pansiyonumuz yok ama dostları var, arkadaşları var. Bunları görmek de yetiyor. Ben Ankara'dan geldim. Her yıl mümkün olduğu kadar arkadaşlarla, dostlarla bir arada olmak için bu tür programlara gelmeye çalışıyorum. Bu sene de geniş katılımlı bir organizasyon yapmış arkadaşlar. Aynı şekilde dostlarla bir araya geldik ve mutluyuz.